Espresso sunar. Genel izleyici kitlesi içindir. Abi, biz birazcık daraldık burada. Müsaadenle kaçalım diyoruz. Hatta sen de bizimle kaçsan ne kadar süper olur diye de sık sık iç geçiriyoruz abi. Abicim, buradan kaçsanız bile buradan sonra nereye kaçacaksınız? Bütün hayatınızı saklanarak mı geçireceksiniz? Öyle deme abi. Tonla paramız var Zula'da. Para olunca da saklanmak kolay olur değil mi abi? En olmadı alırız bir tekne. Kaçarız yurt dışına ya. Önce Yunanistan. Oradan trenle Paris'e. Oradan da gemiyle Cancun'a. Cancun? Evet abi Cancun. Meksika'nın şirin bir tatil beldesi Cancun. Burada bir kum torbasının önünde dandun takılacağımıza. Orada takılırız abi Cancun şeklinde. Ben sizi tutmayayım abicim. Siz kaçmak istiyorsanız şuradan tırmanıp kaçın. Ama benim kararım kesin. Ben gelmiyorum. Bunu kafanıza sokun artık. Hop hop hop. Abi bir dakika. Dur. Dur abi bir dakika. Bir dakika dur. O zaman sana doyum olmaz abi. Hakkını helal et. Ne yapıyorsun lan? Olmaz öyle şey abi. Anca beraber kanca beraber. Sen kalıyorsan eğer biz de kalıyoruz. Geçmiş olsun abi. Evet abi. Ben de az önce sana doyum olmaz derken onu demek istemiştim. Bana müsaade. Ben kaçıyorum hocam. Ha. Hadi ya. Bak kroki lazımsa verebilirim. Gerçi bir kısmı silindi ama idare edersiniz. Manyak sus. Öyle değil koçum. Burada vaktim doldu. Tahliye oluyorum. Geçmiş olsun. Merak etmeyin ama. Çok özletmeyeceğim kendimi. Ha. İyi bari. Süper bir iş aldım. Dışarıda bir kadını temizleyip yine döneceğim aranıza. Güzel cukka verdiler. Ben ne yapayım? Hiç olmazsa çıktığımda bankada param olur. Çulsuz girdim buraya. Zengin çıkarım. Güzel karı değil mi? Ağzını kesmeden bir güzellik yapacağız tabii. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Gel lan buraya. Ne diyorsun? Gel lan. Ne diyorsun? Bırakın. Bırakın. Bırakın lan. Bırakın. Bırakın lan beni. Bırakın. Bırak. 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 Bırak
Bırak lan! Ne deseniz, ne kadar kızsanız, bağırsanız, çağırsanız da yerden göğe kadar haklısınız Sayın Vali. Ne işi var o adamın orada? Bence de. Bir organize suçlarla mücadele başkomiserinin İstanbul metro treninin dümeninde ne işi var efendim? Erdoğan gerekeni yapar. Merak etmeyin Sayın Vali. Ben sorumlu arkadaşlara gerekli cezayı vereceğim. Ve beni de bu durumdan haberdar edin. Başsın efendim. Saygılar. Hürmetler efendim. Sağ ol. Evladım, sen o Luna Park'taki oyuncak trenlerden mi sandın? Koskoca metro trenini ya tren raydan çıksaydı? Hı? İyi de müdürüm. Çıktı mı raydan? Çıktı mı Engin? Çıkmadı müdürüm. Çık. Trene bir zarar geldi mi? Geldi mi Engin? Gelmedi. Gelmedi. İçindeki yolcular sağ salim kurtuldular mı? Kurtuldular mı Engin? Kurtuldular. Kurtuldular. Kara para kuryelerini yakaladık mı? Yakaladık mı Engin? Yakaladık müdürüm. Yakaladık. Beni tebrik edip göğsüme bir madalya takacağınıza niye bana fırsat veriyorsunuz? Kusura bakmayın ama hala anlamış değilim. Yani gerçekten kalbimi kırdınız. Yani gerçekten çok rencide olmuş durumdayım şu anda müdürüm. Yani ben burada utanmasam huzurunuzda, yani şurada hüngür hüngür ağlamak istiyorum aslında. Ben şimdi size madalya gibi bir ceza vereceğim ama... Yahu siz ceza arsız oldunuz be. Yemedi. Size verilecek ceza da kalmadı ki. Ya da ben size ceza ver. Allah sizin cezanızı. Yok. Siz kendiniz bulursunuz birbirinize verecek cezayı. Olur mu çocuk? Vallahi müdürüm. Bugüne kadar ağzınızdan duyduğum en güzel cümleydi ya. Vallahi bugün ağzınızdan bal damlıyor. Madem bize ceza yok o zaman bizim burada işimiz de yok. Biz müsaadenizi isteyelim müdürüm. Hayır yani... Aklınıza bir ceza falan gelecek olursa bize haber verirsiniz. Bekliyoruz gerçekten. Gel. Genel müdürlükten yeni bir genelge geldi müdürüm. Getir kızım getir. Müdürüm siz bu genelgeye bakarken biz de... Bekle bekle. Ah, keyiflendi. Yırttık oğlum. Vallahi yırttık. Ya çok güzel bu be. Hayırdır müdürüm? Hayırdır, hayırdır. Ya keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Vallaha mı? Vallaha. Vallaha bravo. Allah yüzümüze baktı yırttık. Yavuz Bey. Buyurun. Cezanız. Sıcak sıcak. Genel müdürlükten şimdi çıktı. Cezamız. Evet. Al bakayım al. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Buldunuz yani. Bismillah. Hı.
Yok artık müdürüm ya. Allah'ın sopası yok evlat. Başüstüne başkomiserim. Bir polisin çalışma hayatında halkla mükemmel bir uyum sağlayabilmesi için sağlığının yerinde olması şarttır. Bu yüzden ruh sağlıkları kadar vücut sağlıklarının da yerinde olması gerekmektedir. Polis meslek yüksek okullarına giriş yönetmeliğinde bayanlar için 1 metre 65 santimetre, erkekler için 1 metre 67 santimetreden kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogram eksik veya fazla fark olmaması hükmü vardır. Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğu kaybolacaktır. Bu nedenle aşırı kilolu polislerimiz diyetisyen eşliğinde zayıflayacak, ayrıca şeker, kolesterol ve tansiyon taramaları yapılacaktır. Yani şimdi zayıflamazsak bizi polislikten atacaklar öyle mi? Burada öyle yazıyor başkomiserim. Peki basketbol şart mı? Başka spor kalmadı mı? Güreşeydik, boks edeydik. En olmadı şuraya iki kale vurup top tepeydik. Oğlum bu bizim atasporumuz değil ki. Bu Amerika'daki zenciler için icat edilmiş bir spor. Bize bu spor salonunu tahsis etmişler başkomiserim. Bugün de basketbol günüymüş. Başkomiserim, siz bu arada basketbol oynamayı biliyor musunuz? Ben basket oynamayı biliyorum. He? Ne gülüyor? Ben gülüyor muyum? Sen de ananın karnından doğmadan ben sokaklarda üstey peşinde koşturuyordum. Adana'da bu İncir Ligüsü'ndeki zenciler var ya, onlar beni peşimden koşuyorlardı böyle elimden topu alabilmek için. Dilleri bir karış dışarıda. Seyret şimdi, çekil. Bak da gör. Normalden biraz alçak sanki. Ben yükseğine alışık olduğum için elimin ayarı tutmadı. Bizim memlekette bu potaları biraz alçak yapıyorlar Engin. Ben bunlara alışık değilim. Hem de ay model benimki. Tabii. Çaya filan. Birazdan biz Fiko ile çıkacağız. Sinemaya gideceğiz zaten. Ne zahmet yavrum? Bir yıl aradan sonra Pınar'ımı evde misafir ediyorum. Onunla bir çay demlemeyeceğim de. Kime demleyeceğim yavrum? Teşekkür ederim. Kuzum. Çatal karım. Kara tutum.
sincap yanaklım benim. 101 dalmaç alınır, 101'i de bir arada yavrum benim. Kuzum, lülülülüm, kurban olduğum yavrum. Sağ ol yavrum. Fiko nerede Lezzet teyze? Fiko içeride. Yoga yapıyor yavrum. Yoga mı yapıyor? Evet. Öleceğini öğrendikten sonra yoga'ya merak sardı çocuğum. Ben de çok korkuyorum. Bacaklarını iki yana açarken bir taraflarını böyle yırtacak diye ama... Yok nene diyor. Yoga sayesinde dünyevi acılarımdan bir süreliğine de olsa arınabiliyorum diyor. Anladım. Vakti kalırsa Tibet'e de tırmanacakmış yavrum. Tibet'e mi? Evet. Ölmeden önce Tibet rahibi olmaya karar vermiş. Richard Gere'le tohum kuruş kırması bir çocuktur benim fikum. Kurban olduğum yavrum. Ne güzel. Bu arada hazır fikum yokken benim sana bir şey göstermem lazım yavrum. Ne göstereceksin Lezzet teyzeciğim? Bunu. Dün gece Fikom'un odasını temizlerken bunu çalışma masasının altında buldum. Yazıp sonradan vazgeçip buruşturup çöpe atmış. Herhal. Bakayım. Bu şey listesi Lezzet teyze. Ne listesi yavrum? Fiko'nun ölmeden önce hayatta mutlaka yapmak istediği şeylerin listesi. Ciddi mi söylüyorsun yavrum? Evet. Ver bakayım şunu. Yapalım bakalım. Hadi toparlan. Peşimde yine birkaç adamlar. Burası İstanbul ama memleket Adana. Bütün başına dert olur. Bütün suçlara sert olur. Peşimde yine birkaç adamlar. Burası İstanbul ama memleket Adana. Vatanı canında kurtar. Vatanı böyle tanı. Atın üstünde değil kimse ceplerde silahı. Sokaklarda zor bir yaşam. Para için savaş. Tecavüz boy gösterir. Yeri eski bir inşa. Herkes ortak. Suça düşünceler kötü niyetli. Birkaç kişi kaldı kalbinde iyi niyeti. Mesafe uzak kalpler yine de doğda. Maraz Ali Yavuz tip hazır memleket Adana. Eşkali belirsiz teröristten mi korkacağız? Kral mekanlarda namımızı salacağız. Farklı vakalarda yine biz olacağız. İzzet aslına hali hepsini sallandıracağız. Hikayeler biraz komik ve yaklaşımım hafif. Elimizden kaçamaz köpek çünkü biziz Atil. Mücadele günü bugün yerimiz yurdumuz belli. İstanbul böyle kapışma görmedi. Rutin başına dert olur klikler. Rutin suçlara sert olur eyvah. Peşimde yine birkaç adamla. Burası İstanbul ama memleket Adana. Rutin başına dert olur klikler. Rutin suçlara sert olur eyvah. Peşimde yine birkaç adamla. Burası İstanbul ama memleket Adana. Bir. Kız Kulesi'nde Pınar'ımla romantik bir akşam yemeği. Olur. İki. Çile sahilinde Pınar'ımla çıplak ayakla el ele yürümek. O da olur. Yine Pınar'ımla sahile vuran dalgaların arasında sarılıp yuvarlanmak, yek vücut olmak. Bu havada denize girsek üşümez miyiz Lezzet teyzeciğim? Evet, mantıklı. Üşüyebiliriz. Ne? Üşüyebilirsiniz. Yani. O zaman bunu... Bunu... Güneş batarken sahilde Pınar'ımla şarap içmek olarak
değiştirelim. Bak bu oldu işte. Diğer maddelere geçiyorum. Tamam. Şarap içerken sarhoş olup gece olunca da çıplak denize girmek. Olur. Ne? Çıplak denize girmek mi? Yani öğretmen çız çıbıl demek istemedi. Yakov herhalde. Yani? Yarı çıplak. Bikini limanasında yani. Ha. Tamam o zaman. Olur. Bak burada da yazmış zaten. Bakayım. Yakov. Normal paçalı don şeklinde mayo giyecek. Sen de mayo kini karışımı bir şey giyersin. Bakayım. Ama burada Pınar tango giyerse hora geçer diye bir dipnot var Leze teyzeciğim. Tango? Evet. Hora. Tango. Yani. Bir bakın. Ay. Leze teyze. İyi misin yavrum? Bir şey oldu mu yok, yavrum? Yok yok bir şey olmadı. Kusura bakma yavrum görmedim. Bak. Bak şurada. Bikini edebilir canım. Tango şort değil. Ha. Anladım. Ha bikini ha tango ne fark eder ki? Ne oldu evladım? Hani sana bir şey olmazdı? İki dakikada kesildim bakıyorum. Kim? Ben. Emin mi? Ben kesileceğim. Müdürüm biraz evvel attığım basketleri görmediniz herhalde. Rica ederim. Ben biraz çocuklar nefeslensinler diye. Mola verdim. Mola. Daha sonra bilahare mesela haftaya bugün kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz müsabaka. Müdürüm. Ne var kızım? Az önce bu mesajı asayiş şubeden acil koduyla geçtiler müdürüm. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Tüh! Şerefsizler. Hayırdır müdürüm? Bu kadar mı var, ne oldu? Dün gece İstanbul'un en eski camilerinden birini soymuş. İçinde ne kadar tarih eser varsa da çalmışlar. Çalınanlardan biri de tam 300 yıllık el dokuması bir halıymış. Ulan her yer bitti. Bir de bu camileri soymaya başladılar ya bu şerefsizler. Ulan hadi bizden hiç korkmuyorlar. Allah'tan da mı korkmuyor bu itoğlikler ya? Elimizi çabuk tutmamız lazım Adanalı. Adamlar eserleri Türkiye'de çok bekletmezler. Bugün yarın yurt dışındaki koleksiyonculara 3 kuruşa satacaklar. Biz bu tarihi eser kaçakçılarını nereden buluruz? Nereden bulururuz? Ben bize bu konuda acayip yardımcı olacak birini tanıyorum müdürüm. Süper bir isim. Vallahi süper bir isim. İşte bunlar. Rekom'un ölmeden önceki son dilekler yavrum. Hepsi iyi güzel. Bir şekilde yaparız da Leze teyzeciğim. Şu... Ölmeden önce sözlenme, hemen ardından nişan, ertesi gün kına gecesi, onun da hemen ertesi evlenip şaşalı bir düğün, sonrasında Bodrum'da balayına çıkıp gerdeğe girme konusunu biraz daha düşünmem gerekebilir. Sen bilirsin. Acelen yok yavrum. Düşün tabi. Fikum, hemen ölmüyor nasıl olsa. En az 2 ayı daha var dedi doktor. Yani zamana yayarız. Gerdeğe girer, zorla ölür.
Şeye açık gitmesin yavrum. Ne? Gözüm. Fikum bunları yapmadan ölürse... ...o kabuk gözleri böyle açık gidecek yavrum. Kurban olduğum. Lülülü. Lülülü. Ne olur ağlama Leze teyzeciğim. Ne olur ağlama, beni de ağlatacaksın ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi acaba? Ben bakayım mı Lezzet teyzeciğim? Yok yok yavrum. Ya sen otur. Sen çayını koy. Çay iç yavrum. Ben bakarım. Ya sütçüdür, ya tüpçüdür, ya kapıcıdır, ya yöneticidir, ya tesisatçıdır, ya manifaturacıdır, ya elektrikçidir. Yani? Ya bir şeydir yani, birisidir. Yani birisi gelmiştir işte. Yavrum, kan görmeye dayanamıyorsan gözlerini kapat yavrum. Birazdan kan su gibi akacak yavrum. Ne oluyor lan? Teyze ne yapıyorsun ya? Ya teyze sen ne yaptın ya? Balo? Hala? Balın dökene yılın ilk karı düşmüş dediler. Doğru mu yavrum? Ya ben ne bileyim teyze, düşmüştür herhalde. Ne bileyim ben? Sen benim Adanalı Mavuş başkomiser evladım değil misin? Arkadaş ya teyze ya. He teyze benim. Hatırladın beni? Seni unutmak mümkün mü yavrum? Kuzum. Maşallah, maşallah yavrum. Arkadaş makinalı tüfek gibi karı ya. Çilek kafalı parlak yavrum da buradaymış. Merhaba teyzeciğim. Merhaba yavrum. El öpenler çok olsun evladım. El öpenler çok olsun yavrum. Elindeki fıları gördün mü karının? Hayırdır parlak... yani Adanalı evladım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Teyze bir sen torununa baktın. Her seferinde yiyorum arkadaş ya. Fikum. Yanlış yurdu işlere mi karıştı? Karunlara karşı mı geldi yoksa? Oy benim Fikum. Yanlış yollara düşmüş. Dağlara taşlara. Oy benim Fikum. Baylar başıma, dağlar başıma. Yıkmaydı da ben bugünleri görmeyeydim. Ulan Türk dizileri gibi kadın ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Ya teyze bir sakin ol, sakin. Ya o teyze çok istiyor olsak bile biz senin torununu almaya gelmedik, merak etme. Öyle mi? Baştan söylesene be yavrum. Binur, Fikum masummuş yavrum. Panik yapacak bir şey yok. İyi bari. Niye geldiniz o zaman yavrum? Kurban oldum Allah'ım, kimseye verme ya Rabbi. Hayatında hiç bu kadar çirkin bir karı gördün mü oğlum sen? Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin başkomiserim ama ilk üçe girer. Ne diyor? Devlet sırrı teyze! Ay Lezzet teyze. Ama şunlu ne ses varmış burru gibi. Niye geldiniz peki yavrum? Ya bir operasyon için kendisinin bilgisine başvurmamız gerekiyor. Ulan arkadaş hep gafil avlıyor beni ya. Operasyon için. Ve kuma işiniz düştü. Ondan bilgi alacaksınız. Maalesef öyle. Duydun mu Pınar'ım? Duydum. Fikum, Türk Emniyet Teşkilatı için nasıl da önemli bir şahsiyet. Evet.
onun bilgisi olmadan Bala Efendi, hı? Yani Adanalı evladım, hı, hiçbir operasyona gidemiyor. Hı. Yani dedektif uğraşıyla kolum kırmızı bir çocuktur benim fikrim. Ne kadar güzel Lezzet teyzeciğim. Ya teyzeciğim, yalnız bizim fazla vaktimiz yok. Sen artık şu Fiko'ya bir seslensen de bir gelsen. Siz durun, ben hemen çağırırım Fiko'yu. Çağır yavrum, dur! Olmaz! Sen zahmet etme. Sen burada dur. Sen Bala ve Cilal'e sohbet et. Peki. Ben haber veririm yavrum. Sonra da namazımı kılacağım zaten. Siz giderken ben sizi yolcu edemeyebilirim. Şimdiden önemli görevler Bala. Adanalı evladım, şu güzelliğe bak, şu ifadeye bak, şu masumiyete bak, şu bıyığa bak, Bala bıyığa bak, kurban olduğum, şu mimiklere bak, şu bak 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 bak, bak. Kurban olduğum, yavrum, kuzum. Engin geliyor, dikkatli ol, eğil. Çık, yırttık oğlum, vallahi yırttık, çık. Maşallah maşallah yavrum, maşallah şu güzelliklere bak. Gel hele, gel 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 gel. Kim gelmiş, kim gelmiş, gel yavrum. Kurban olduğum yavrum. Ya teyze, Allah aşkına yeter ya. Allah aşkına çağır şunu, acelemiz var, haydi. E çağırayım o zaman da gelsin. Dur bakayım bir tanem yavrum, geçin. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun Lezzet teyzeciğim? Bana geliyor. Tamam, panik yapma. Bana bak. Pınarıma sarkmak yok. Sarkmayı bırak. Bakmak bile yok. Gözünü uyarım sonra, tamam mı? Tamam teyzeciğim. Severim seni. Pınarım Fiko'nun müstakbel sözcüsü oluyor artık. Öyle mi? Ne güzel teyzeciğim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Allah başa keder vermesin inşallah. Teşekkürler. Ne? Ne? Çok çalışıyor yavrum. Ne dediğini bilmiyor. Fosforu gitmiş. Ben Fiko'yu çağırayım da gelin. Fiko yavrum. Yazık. Kız da güzel ama bir eksiği falan mı var acaba? Acıdım ya. Aşk başkomiserim. Affedersiniz. Önemli değil. İyi günler. Size de. Bana da silah vereceksiniz değil mi? Otur lan yerine. Konuşma fazla. Hep şiddet, hep violence, hep terör. Başka da bir şey yok yani. Fiko. Ya sen hala konuşuyor musun lan? Ha? Lan senin beynini dağıtıyoruz. Sen hala arkadaş ya. Nasıl? Çok ayıp ama Pala ya. Ya ben de bu operasyonun bir parçası değil mi? Ben de şu anda sizin gibi bu vatana, bu millete hizmet aşkıyla yana
görevi için gerekirse gözünü bile kırpmadan canını tehlikeye atacak bir Anadolu aslanı değil mi? Sen aslan. Evet. Şimdi bizi içeride ne tür tehlikelerin beklediğini bilmiyoruz. Beni böyle silahsız mal gibi mi göndereceksiniz içeriye? Senin bizimle içeriye gireceğini kim söyledi lan? Bize tarihi eser satıcılarının dükkanını eline işaret edeceksin. Görevin bitecek. Ben de bu görevinin karşılığı ödül olarak bugünlük seni biraz daha az döveceğim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Pala, pala, pala. Çok kötü bir sinema izleyicisisin dostum. Ne diyorsun lan sen? Ben bu sahneyi kaç adet action polisiye filminde izledim biliyor musun pala? How many times watching in the movie? Engin, bu bana İngilizce küfür falan mı etti? Bilmiyorum başkomiserim. Olsun. Yine de ne olur ne olmaz. Ben bunu biraz eskiteyim ki. Falan... Ah geçmesin. Ya nerede tam dövüyor? Durma. He. Beynim. Ya pala. Of. Ben beni vuracağım ya. Ben beni vuracağım ya. Yok sen zahmet etme. Bu kafayla gidersen biri seni vurur zaten. Pala. İçerideki adamlar ne kadar paranız olduğunu bilmeden canımda halini ortaya çıkarırlar mı sanıyorsunuz? Begin, begin please. Ya. Ne bağırıyorsun? Var mı? Yine çalışıyor, yine çalışıyor. Şerefsiz. Vurma. Bunların hayatları tırsmak üzerine kuruldu. Kim bilir nerelere zulaladılar çalıntı malları. Bunların önüne şerefsizim külçü altın koy böyle güvenmedikleri adamla iş yapmazlar. Vallahi Fiko ilk kez doğru bir şey söylüyor başkomiserim. Bu şekilde içeri girersek adamları merkeze alıp sorgulayıp sonra da salıvermekten başka hiçbir şey yapamayız. Buyur. Thank you Cila. Yalnız İlk kez doğru söylüyor kısmına takılmadım değil. Yine de thank you very much Cilo. Aslında you are wonderful man biliyor musun? I know. Thank you. You're welcome. Give her a man. Give her a man. How are you today? Where are you from? I'm from... Turkey. How are you today? Fine. I'm really, really... Kesin ulan! Zibidiler. İki dakikada Sultanahmet Meydanı'na çevirdiniz. Ulan burayı. Bir şey düşünüyoruz. Yine tüpürdü değil mi? Ya sadece bana tükürüyor sanardım. Lama gibi sürekli. Ulan şişsene. Bu herifte tanıyorum seni peki. Hiç iş yaptın mı bunlarla? Bunlarla. Ya valla benim ne işim olur böyle adamlarla ya? Böyle şerefsiz. Kaçakçılarla, soyguncularla ne işim olur benim? Ben kanunlara saygılı, vergisini zamanında ödeyen, basiretli bir iş adam. Evet anlaşıldı. Sen sistem yine dondu. Benim yine sistemi bir açıp kapamam gerekiyor. Eyvah yine döveceğim. Ha? Sen ya ne anlıyorsun ya? Boks kurbası. Şerefsiz. Tilki, Peru, Boncuk. Evet abi. Buyur abi. Şu yaptığınız kaçma planını bana anlatın. Bu gece buradan kaçıyoruz.
Yani çok eskiden. Böyle gençlik yıllarımda ki bilirsiniz insan o yaşlarda daha çok hata yapabiliyor. Böyle ufak tefek birkaç alışverişimiz olmuştuk kendileriyle. Seni tanıyorlar yani. Biraz. Bizi adamlara alıcı olarak götürsen sana güvenirler mi peki? Vallahi bu tamamen sizin oyunculuk gücünüze bağlı falan. Ne? He? Ben George Clooney, Richard Gere kırması bir aktör olarak rolümü rahatlıkla kıvırabilirim de sen ve Cilo, özellikle Cilo, kameralar önünde ne kadar cool olabilirsiniz? Yani üstleneceğiniz rolün duygusuna, duygu ne kadar girebilirsiniz? Rolünüzde ne kadar inandırıcı olabilirsiniz? Bilemiyorum. Yani başarılı bir aktör olarak benim için çocuk oyuncağı ama sizi bilemiyorum. Ya işim var. Zibidi. Söylesene bunu. Heriflere bizi alıcı olarak tanıştırabilir misin? Şimdi böyle sap sap ve kazmasal formatta girerse işimiz zor. Yani kendinize süper paralı, böyle zengin abiler şekli vermeniz gerekiyor. Ben şahane bir fikrim var. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bir ara bunun tarifini istiyorum mutlaka. Yürü lan. Tamam lan. Yürüsene lan. Tamam, yürüyoruz. Gözünü seveyim, bir an önce kaçalım. Yoksa ben çok fena dolacağım bu gardiyana. Herkese afiyet olsun beyler. Boncukcuğum hayırlı olsun. Fırın açmışsın tepsinin kenarına. Gece kaçarken yolluk yaparız diye aldım bunları ben. Ha, çok iyi yapmışsın kardeşim. Hatta dur, ben de mataralara çay falan doldurayım. Değil mi? Kaçarken kırsal alanda bir ara durup piknik falan yaparız. Değil mi? Ha, tamam olur vallahi. Olur. Tamam. Olur olur. Ha. Manyak mısın oğlum sen? Nasıl olur? Yemeğini ye, yemeğini. Saçmalama daha. Hayırdır abi? Yine kafanın içinde ne tür tilkiler dolaşıyor? Yemek arabasına binip öyle kaçacağız burada. Yemek arabasına. Bu yemekleri dışarıdan bir şirket getiriyor buraya. En son akşam servisinden birkaç saat sonra da boş yemek kazanlarını anlayabildiler. Hadi çabuk olun. Genelde bulaşıkları disiplin cezası almış mahkumlara yıkatıyorlar. Başlarına da iki tane gardiyan koyuyorlar.
gece bulaşıkları biz yıkayacağız. Adamlar boşları almaya geldiğinde onların yerine geçeceğiz. Peki başımızdaki gardiyanları ne yapacağız abi? Ha, anladım. Peki bir şey soracağım. Biz bu gece mutfakta nasıl bulaşık yıkıyor olacağız? O da işin en zevkli kısmı. Tuzluğu alabilir miyim? Alamazsın. Doğru cevap. Düşmana imtiyaz etmeden kaç hemen yüzüne yumruk. Sabrımı zorlama sinirim geçmedi. Gardiyan adım Arazali. Keşfe bu ortamı karakterime uymadı. Daha yeni düştüm yollarım hazırlıksız. Hesabım henüz bitmeden çevirir etrafımı. Birkaç atır sızı. Nerede olursa olsun taşırım. Ruhumu yitirmedim nefesim ilk sızı. Uzatıp sakalı ilk duruşum. Sessiz gözümse de kalbim heyecanlı. Gözüm kararır adrenalin yükseldiğinde. Canını acıtır güç hızlı. Bu dosta kim kime nedir koçum derdin hadi dön ülkene. Yalnız kalırsın hem de tek başına. Dökersin içindekini beyaz sayfalara. Yarıda kalır masallar rüyadan azalıp yeni bir güne başlarsın. Düşmana imtiyaz etmeden kaç hemen gözüne yumruk. Sabrımı zorlama sinirim geçmedi. Şu gardiyan adım Arazali saldı. Düşmana imtiyaz etmeden kaç hemen gözüne yumruk. Zorlama sinirim geçmedi. Gardiyan adım Arazali. Çok sakinim. Yaramı deştiğinde inan katilim. İtiraz etmene vermediler izin. Kurtulduğumda alırım ifadesini hepsini. Sabrım. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz İdil Hanım. Hoş bulduk. Neden aşağıdan arayıp haber vermediniz İdil Hanım? Ben iner taşırdım birazını. 2-3 tane torba ne olacak? Uyudu mu bizim yakışıklı? Evet, az önce uyudu. Sen bunları dolaba yerleştir o zaman, sonra çıkarsın. Tamam, baş üstüne İdil Hanım. Nasılsınız beyefendi? Nasıl geçti gününüz sizin ha? Hadi uyuyalım biz yavaş yavaş. Sen kandırdın mı bakayım Hatice ablanı uyudum diye? Ha? Hadi bakalım hadi.
iyice temizleyin her yeri. Kontrol edeceğim. En ufak bir pislik görürsem yarın akşam yine size temizletirim burayı. Hadi. Yarın akşam bizi bulursan temizletirsin abicim. Hadi alın şu boşları. Kusura bak. Mutfaktan giriş kapısına. Yemekçiler boşları alıp çıkıyorlar. Hadi. Acele edin, gardiyanlar gelmeden çıkmamız lazım. Tamam abi. Hocam selamünaleyküm. Recep yok mu patron? Recep! Recep neredesin? Recep? Ulan adi utanmaz adam. Ne işin var lan senin burada ha? One minute hocam. Ulan ne one minute lan? Sen önce borcunu öde lan bana. Hocam relax. Down. Shake it down. Hem borcumu ödeyeceğim sana. He. Hem para kazandıracağım. He. İki tane yağlı müşteri getirdim. Of lan of. E hani? Bekle. Çağır gelsinler bakayım. Çok önemli müşteriler ya. Fettel ahlem müsalli. Elleri şey yap. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Maşallah. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aferin çok güzel. Efendim kendilerini tanıştırayım. Beyefendi, kuvvetin ileri gelen iş adamlarından Şeyh bin Abdülaziz ve oğlu Mahdum Veledül Cülelül Ahlu Ziyade. Ahlu Ziyade. Maşallah maşallah. Kendileri dinar zengindir. Allah seni inandırsın. Kamyonla geldiler, arkası balya balya dinar dolu. Oh maşallah maşallah. Hacı. Şimdi. Ana. عطر الأحير ألف بن عزيز الأقوى أو حقيق قدر يوم الأيقن أو العزيز سراي الأيقن أو لأي وضع نصة؟ نمر على نصة نمر على نصة أول قشي بين ويش أول أبوي أول أقوى 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 Hacı. Kızdırma babanı. Ola. 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 Bul hatta kapı. Hala bala konuşuyor salak. Bak bırak. Siz ya. Siz. Ben ne diyordum lan? Hiçbir şey. Hale. Ha. Elkisi var halı. Ha. Ne dedi? Halı var mı? Var. Çevir bakayım. Alat al-shamat bin shatr bil hayat al-qawad al-shamat al-qawad jibaliyat al-hayat samat bin shatr bil hatr bil hayab al كلام السلاق هد بتر سلام الحلاة التماد القماد أو آيات من أقوى أخي أدم أو سيبق سيبق هو الحيالة
be. Hakikati, hakikati ver senin maymun. Hakikat. Hakikat maymun bak bak. Hakikat. Ziyade adam ve ziyade hakikat. Şebek. Şebek. Hakikat. Şükran, şükran. Kısaca var dedim. Maşallah, 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 maşallah. Şovrum, şovrum. Selatul hayatın şovrum pala. Ha şovrum ya pala. Pala? Ya pala. Yallah şovrum. Maşallah. Şimdi Ruslar nasıl dudaktan öpüyor? Eskimolar nasıl böyle burun buruna? Biz nasıl böyle yanak yana? Kuvvette de sevgi gösterisi böyle diye tükürüyorlar. Bu sevgi gösterisi. Yani ben onların yabancısıyım. Bunlarla çok içli dışlı olduğum için beni de sürekli kuvvete davet ediyorlar. He. Yani kral beni şey ilan etmek istiyor da benim hiç şeyimde değil. Ne işim olur? He. Show time. Şey. Çay söyle. Tamam abi. Bir dakika. Siz yemekçi değilsiniz. Siz mahkumsunuz. Hadi abi çabuk. Gidelim. Kapakları. Tabii, açayım abi. Kapat. Kolay gelsin.
Edil Hanım, ben çıkıyorum. Bebek de uyuyor zaten. Tamam. Ben de monitörden dinliyorum. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Baskıza. Bunlar uyandılar. Sıkı tutun. İleride çevirme var. Hadi kimseye görünmeden şu karanlıkta atla. Olur mu, olmuyor öyle şey. Siz ne olacaksınız? Biz de diğer yöne kırıp jandarmayı peşimize takarız. Kaçabildiğimiz yere kadar kaçarız. Hadi abi atla şunu. Bu da sana koşarak uzaklaşmak için vakit kazandırır abi. Hadi atla.
Tilki doğru söylüyor abi. Sonuçta biz hapisten İdil Hanım'ı kurtarmak için kaçtık. Sen git kurtar onu. En azından yakalansak bile haybeye yakalanmış oluruz değil mi? Hı evet abi. Dikkat et abi. Yolun açık olsun abi. Bizi merak etme abi. Beyler, sıkı tutunun. Yakalanmadan önce birazcık tadını çıkartalım şu olayın, ha? Hadi.
Ne oluyor lan? Sormayın başkomiserim. Bu silahımı iç çamaşırımın içine soktum. Soğuk demir temas edince arada bir ürperiyorum. Oğlum sorma. Vallahi ben de böyle bir kenara sıkıştırayım dedim ama arada bir değiyor değiyor, ben de ürpermiyor değilim yani. Ulan burası neymiş böyle? Çıkarın oğlum alıları, müşteri geldi. Çıkarın oğlum alıları, müşteri geldi. Dur. Dur. Açın alıyı. İnce ipek herek yağlısı. Çevir. Hıttırı pıttırı herek. Herek. Hıttırı pıttırı. او اقل من ولا اقل حركه جزء فقط او اقل من ولا سعه سراي او اقل من على اي مول اليرا على عظامات السراي anladım. Şimdi diyor ki şey, bu halı diyor çok güzel diyor, sağ elinize sağlık diyor, yapanın eline sağlık diyor, ama benim sarayda diyor, benim o büyük sarayda diyor, bu halı mendil kadar kalır, veredi mendil diyor. Daha büyük bir halı istiyor ya, lütfen gözünü sev. Daha büyük bir halı. Diğerini çıkarın çocuklar. Diğerini çıkarın. Ya hocam bu nedir? Ben sana daha büyük ağaç diyorum, sen daha küçüğünü açıyorsun. Alay mı ediyorsun benimle Recep, sana ne oldu? Sen eskiden böyle bir esnaf değildin. Lütfen ya, beni papaz mı edeceksin koskoca şehirle, lütfen. Ama kıyık o da netice. Ama adil o esir alıkıvı o eya ve nasiha. Bakıya. Baba. Baba. Ana baba. Baba aynı. Dede. Dede de aynı. Ev akın iri ve seyikim ve lehreye ve hediye. He. Bunu da anladım. Şimdi diyor ki, bak anlayışlı adam dua et. Daha büyük bir halı bulamazsan diyor, bak sana bir şans daha veriyor. One more chance for you. Daha değerli, böyle daha miras, daha antika, daha eski, daha böyle bir camiden. Sen de 300 yıllık, ben diyeyim 500 yıllık, o desin 1500 yıllık eski bir halı varsa diyor, dedesine diyor bunun, dedesine, onun babasına hediye alayım diyor. Madem gelmişken. Hediye. Heh, bak, hediye. Hediye. Ya ele etme, Allah senin boynunu devirsin. Ulan adam diyorum kamyon dolusu parayla gelmiş diyorum, bele bele yapıyorsun. Sen ne görgüsüz bir adam olmuşsun Recep. Tamam. Dün gece tam istediğiniz gibi camiden çalınma bir halı düştü elime. Yalnız çalıntı olduğu aramızda kalsın. Bunu çevir. Aha. Siz de getirin şu yeni gelen parçayı. Burası Aslı'nın aynısı oluyor. Halı bu. Tam 300 yıllık bir tarihi eser. Yani tam istediğiniz gibi. Figocuğum. Pala. Sağ ol Pala. Sen biraz dışarıda bekle bakayım. Biz bu arkadaşları en az bu halı kadar eskiteceğiz de. Sen arada kaynama. Haydi. Hayatul savatul kava. Ha evet. Hocam şimdiden geçmiş olsun. Aha. Abo. Ne oluyor lan? Polis lan bunlar. Silahı düşürdüm parla. At silahı at. Kaldırın ellerinizi. At 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 at. At. Eller havaya 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 havaya. Havaya. Geç. Kıpırdamayın lan. Sen de geç. Havaya yavaş 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 yavaş. Kıpırdamayın lan, kıpırdamayın. Geç geç yavaş. Geç 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 geç, ya, geç. Bir şey yapmadık ki. Geç konuşma geç. Hangi silahları al? Silahları al. Basma halıya, basma halıya. Üstünü ara, üstünü ara. Bu temiz bu. Ne yapıyorsun? Çık şuradan. Gel bakayım buraya. Diz çök bakayım şöyle. Utanmıyor musunuz lan? Allah'ın evine girip milletin üstünde secde ettiği halıyı çalmaya. Hı? Şu halını secdeye koy bakayım. Hı? Hı? Aferin. Şimdi anladın mı o halının ne işe yaradığını? Kalk. Kalk kalk. Gel böyle. Hangisiz bunları alın şubeye götürün.
Onlarla ben bizzat ilgileneceğim. Baş üstüne başkomiserim. Konuşmama hakkına sahipsiniz. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılacaktır. Yürü, defolun yürü. Lan. Çık dışarı. Ensop. Demek ki neymiş? Allah'ın sopası varmış. Bu arada bugünlük senin şansına bu sopa ben oluyorum. Çünkü biz Adanalıyız. Allah'ın adamıyız. Şimdi sana bu güzel vecizeyi bizzat kendi ellerimle yaşatarak aklında kalmasını sağlayacağım. Şimdi ben seni neden döveceğim biliyor musun? Dayaktan sonra travma geçireceğin için aklında kalmayabilir. Şimdiden aklına kazıyım. Sadece hırsızlık yaptığın için değil. Allah'ın evine girip hırsızlık yaptığın için. Ya Allah bismillah. Milletin camisinden hırsızlık yapmasın. Abi ben şerefsiz. Merhaba bebeğim. Ben bu evde bir tane bebek bulmayı bekliyordum ama iki bebek çıktı. Ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz. Çabuk bırak odayı. Tabii. Bırakıyorum bebeğim. Sanırım sen de farkındasın. Şu andan itibaren burada emirleri ben veriyorum. Oh, yavaş bir oğlum, öldüreceksin kendini. Allah, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ağaç var, ağaç. İnadin. Geç öyle. Geç. Kaldır ellerini. Geçin şöyle. Maraz Ali nerede? Maraz Ali, Maraz Ali. O şey, onun çok işi varmış. Size gelmeden önce müsait bir yerde indi. He. Öyle mi? Ama çok meşgul adam, ne yapsın? Oh, babam, tamam 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 ya. Durun, geç. Durun. Oh. Geç. Götürün bunları. Hadi, çok acıdı. Hadi kalk. Yürü. Geç. Al bunu da. Geç içeri, geç. Hoş bulduk kızım. Ben de tam çıkıyordum.
Bu zaten nereye gidiyorsun kız Çiğit ha? Arkadaşlarla dışarı çıkacağız. O bar senin, bu gece kulübü benim. Dolaşacağız biraz. Geceleri akacağız. Ne? Sakin ol. Sadece anneme gidiyorum. Karşı daireye yani. Ha. İyi. Tamam o zaman. Kahve içip laflayacağız biraz. Sizin için bir mahsuru yoksa tabii. Ya düşünüyorum da... bir gün sen uyurken... böyle sürekli purkelemun gibi babaya kalkan bir dilim var ya... Bukalemun. Ne? Bukalemun. Bukalemun gibi babaya kalkan o dilini kessem acaba ne olur? Sen de gelsene benimle. Nereye? Anneme. Yok. Ben yorgunum kızım. Bütün gün itin uğursuzun peşinden koştum sokaklarda. Hemen bir banyo yapıp kebabımı yiyip yatacağım. Sen bilirsin. Görüşürüz o zaman. Şşş, Sofya. Bekle. Annene diyorum şu adamı da bir sorsana bak. Hangi adamı? Ya canım şu dün akşam anneni alıp yemeğe götüren adamı. Niye? Kıskandın mı yoksa? Kim? Ben. Kıskanma. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ben tamamıyla annenin güvenliği için sordum, hırlı mıdır, hırsız mıdır, uğurlu mudur, uğursuz mudur? Hayır, normalde adamı köşeye çekip gebetesini, ciğerin içinden röntgenini alırım almaya da... hani medeni bir adam olduğum için sana sorayım, sordurayım derdim. Tamam, anladım. GBT'sini. Asiksin. Asiksin. Sire! Hey! Sen asiksin arka. Ulan çoluğun çocuğun maskarası olduk ya bu yaştan sonra. Tövbe ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Yürü. Benden canım istiyorsan canımı al. Ama ne olur o bebeğe zarar verme. Merak etme. Sen öldükten sonra hiç eksikliğini hissettirmeyeceğim. Baba oğul büyüyeceğiz aslanlar gibi. Değil mi oğlum? Yaklaşma. Şimdi bum diye bir ses çıkacak. Sakın korkma. Tamam mı? Bir tane telefon kartı verir misiniz? Biraz acele eder misin? Kaçlık lazımdı? Fark etmez. Bizde fark etmez diye bir sayı yok. Bu olsun. Bozuk yok.
Abi selam. Erol Petrol'den Erol ben. Bilin bakalım az önce kim geldi buraya? Yunan kahveleri hazır. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yalnız babanın yanında buna Yunan kahvesi deme sakın. Çok kızıyor. O her şeye kızıyor. Bir şey fark etmiyor ki. Rahatsız işte. Sırf baban Türkiye'deyken Yunanca konuşmana kızıyor diye biz böyle kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz ya. Sonra sakın Yunanca'yı unutmayasın. Yok, bir şey olmaz. O sağlam bir yerde. Ama Türkçemi biraz daha geliştirmem lazım sahiden. En azından aralarda Yunanca kitap oku bari ha? Tamam, okurum anneciğim. Anne. Dün akşam birlikte yemeğe çıktığınız adam kimdi? Ertan mı? Ertan benim eski bir arkadaşım. O Atina'daki Türk Büyükelçiliğinde görevliyken tanışmıştık. Yıllardır görüşmüyorduk. İstanbul'a taşındığımı duyunca telefonlaştık. Bir yemek yiyelim de eski günleri hatırlayalım dedik. Aranızda hiçbir şey geçti mi peki? Ertan'la mı? Tabii ki hayır. Biz tanıştığımızda Ertan evliydi. Hala evli mi? Evet. İki tane de çocuğu var. Dün akşam karısı neden yanınızda değildi peki o zaman? Yoo. Meltem de geldi sonradan yanımıza. Meltem? Karısı işte. İsleri hocamız biraz geç geldi. Zaten geç yedik yemeği. Sonra da Meltem kendi arabasıyla döndü evine. Ertan da beni eve bıraktı. Anladım. Yani bundan sonra bir şey olması imkansız. Herhalde. Yaşasın o zaman. Sofia. Sen şimdi neden soruyorsun bunları bana? Hiç, hiçbir nedeni yok canım ben. İşte öyle kahve içerken laf olsun diye, kuru kuru içmeyelim diye. Yani... Görüşürüz anneciğim. Anneciğim. Babam çok sevinecek bu duruma. Bir dakika ya. Ben neden babamı sevindirip rahatlatıyorum ki? Süper bir planım var. Allah'ım ne kadar akıllıyım. Son duanı et. Ağlama anneciğim. Ağlama bebeğim. Ağlama bebeğim. Annen şimdi seni kurtaracak, merak etme. Ağlama oğlum. Seni kucağıma alacağım, beraber olacağız. Buradayım oğlum. Sesimi duy. Anneciğim ne olur ağlama. Bak yanındayım. Yanındayım anneciğim. Geleceğim bu akşam, beraber olacağız. Ağlama oğlum. Ağlama ne olursun. Bak yanındayım. Bebeğin beşi çamdan yuvarlandı, düştü damdan. Ne babası çamdan, Kardin Mobilya sundu.